Cevahir sahnesindeyiz. Bu güzellikler biraz sonra sahne alacak. Çok tatlılar, birbirinden güzeller. Güzel oyuncular aynı zamanda. Yönetmenimiz Şükrü Çavuşay yanımızda. Oyunumuzun adı Yanlışlıklar Komedyesi. Evet, yönetmenim. Evet. Söz sizde. Nasıl çalıştınız? Çok tatlılar, bıcır bıcırlar sabahtan bir sahnede. Ben hayran oldum kendilerine. Evet. Kolay değil, bir özel tiyatro olarak bir Shakespeare yapmak, 13-14 kişilik bir kadroyla. Ama bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz hep birlikte. Ve en başından beri kendi yetiştirdiğim öğrencilerle de bir kumpanya, ulaşma yolculuğu var. Aramıza yeni arkadaşlar da katılıyor. Bu da ayrı, bunun da ayrı bir şeyi var. Tadı, esprisi, güzelliği var. O yüzden buradaki neşe, işte harmoni, buradaki uyum oyuna da yansıyor diye düşünüyorum. Biraz sonra seyirciye de geçecek. Burada tutuklattı. Ben de sesimi çıkarmadan birkaç duka getirsin diye uşağımı gönderdim. O da getirmeden geldi. Sonra memur hanımdan rica ettim. Beraber evime doğru giderken yolda bu kadına ve kardeşine rastladık. Tamam. Yanlarında pinç denen bir alçak vardı. Bu cincilik taslayan herif benim suratıma baka baka bu adam çarpılmış diye bağırdı. Ey şu adamın içine yerleşmiş cin! Ya dokunmak da altına bir şey olmaz derler ama altın da çok ellendi mi yıpranır zaman. Yalan dolan lazım efelenmeyecek pek bir şey yoktur şu dünyada. Güzelliğim artık ona hoş gelmediğine göre kalan da seni basayım böyle gözyaşlarımda. Gözyaşı içinde burada böyle herif gideyim! Böyle senin gibi ağır başlı birine böyle kölesiyle bir olup rol yapmak. Başkası var belli. Sen de ne Adriana'yım ne de senin karın. Oysa yeminler ettiğin zamanı biliyorum. Nasıl oldu da sen benim kocam kendine böyle yabancılaştın ha? Gülmenin sebebi aslında derin bir hüznün yok olması, bastırılması için. Şakaya vuruyoruz. Evet. Oyun çok eğlenceli. Bazen çok mutsuz olsak bile hani böyle espriyle vurup da. Evet. Sürekli duramıyorlar, sürekli bir şakalaşıyor aslında. Çok derin bir hüznün ifadesi. Şeyler, karakterler şöyle, neyi neye benzettiniz oyunda? Bir polisten söz edildi az önce, kuyumcu var. Neyi neye böyle birazcık bundan bahsediyor? Aslında bu oyun manevi değerlerini yavaş yavaş kaybetmiş. Her şey maddileşmiş insanların dünyası. Ve bütün toplumu temsil eden karakterler var. Hemen hemen neredeyse herkes para için, altın için, şöhret için, kısa dönem eğlenceler için insani değerlerinden vazgeçmiş durumda. Ve bu durumda da kaos. Çok iyi. Şey olamaz yani, yatsınamaz bir gerçek olmaya başlıyor. Harikasınız. İkizlerimiz kimler? Antremin hekimi Kroge'de. Nereye düştükten sonra bizim halimizi sormayın. Burada ne eğlence var ne de hatır. Birini bulsaydık yeterdi ya. Hangisi iyi derken ikisinden de olduk anlaşılan artık. Hiç. Ya rüzgar tersine suya içeri giremiyoruz. Bir de üstünüz in. Ya ya dardındın. Dromyo kurban. Niye doğdun? Hayat yolunda yorgundum. Dromyo kurban. Niye doğdun? Aslanım. Dromyo ne oldu? Ben Dromyo muyum? Ben kimim? Ben sana ben kimim? Ben kimim? Valla bilmiyorum ben kimim. Sen Dromyo'sun. Görmedin. Altından zaten senin haberin yok. Hanımın beni evde yemekte bekliyor elinde Anka'da. Ama ben bunları ne zaman söylemişim? Daha de... Ya Kuza'da, pazarda, panayırda, orada, burada görüldüğü an veya Sirakuza doğumlu biri Efes limanına gittiği an ölmüş demektir. Bro,
kova dönemi geçti. Dolu dizgin. Yani böyle sabahtan akşama burada olduğumuz, sürekli çalıştığımız, eğlendiğimiz ama zaman zaman da eğlenemediğimiz, acı çektiğimiz de tabii ki yani bir şeyleri yapmaya çalışırken ki. Ama sonucunda bu sahnede olmak, eskiye nazaran çok daha fazla insanla buluşuyor olmak sahnede muhteşem tabii ki. Onun için her şeye değiyor her anda. Sizi yalnız bırakmıyorlar. Ben nasıl konuştum? Yine akıyorum. Çok iyi vurdunuz efendim. Daha uzatmayayım, heyecanlar doruk da zaten oyun başlayacak biraz sonra. Evet. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. Doğruz açık olsun, alkışınız sağ olsun. Sağ olun. Şekspir. Cevahir anne. Bekliyoruz. Ben domuz dedim, et dedim, yandı bile dedim, altınlarım dedi. Hanımım dedim. Ha. Et de sallarsa hanımın, hanımın da kimmiş? Ben hanımın manımın tanımıyorum dedi. Kim dedi ya? Efendim dedi. Yuhuppa! Oy seni ay yaş göre. Sen ne demek istedin ha? Vallahi kadıncağıza doğum yapmış ve birbirinin tıpkı iki oğlan getirmişti dünyaya. Aa! Anneleri çok fakir diye çocukları ben satın aldım ve oğullarıma hizmet etmeleri için yetiştirdim. Ya nasılsınız? Helal olsun. Ben biliyorum. Bütün hayaletlerin hepsi buraya toplandı. O Laponyalı büyücüler var ya, onlar hepsi buraya toplanmış. Yoksa bana söz verdin, 30. bu mu? Defol iblis, sakın benimle durmaya çalışma! Efendim, bayan iblis mi? Efendim iblis mi bu, kim? Şeytan! Sana gümüş dalgalara böyle kendime döşek bilim uzanaymıştın. Lan neler söylüyorsun sen, aklını kaçırdın galiba. Valla kaçırdın mı, kaptırdın mı bilmiyorum. Kimse bir çeşit delilikten başka nedir? Nedir? Ya ne zaman biraz eğleneyim dese kavga çıkarıp keyfini kaçırmışsın adamım. Eğlencesi engellendi mi insanın peşinden mutlaka huysuz ve karamsar bunalım gelir. Ya. Yok değildi. Sen ne diyorsun çocuk adam? Sana diyorum. Sana diyorum, sana.